duydunuz mu? Heh. Bunları bir ham yapayım yiyeyim ya. Olmaz mı ya? Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Vermiş olduğunuz gibi sobamız yanıyor. Bayağıdır video paylaşamıyordum. Biliyorsunuz dağda kalıyordum. Ama artık şimdi yeni işimdeyim, çalışıyorum bıdıklarla beraber. Dedim öyle bir video açayım. İş yok şu anda, oturuyoruz sobanın başında. Sıma. Sıma. Tekrardan cümleten hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi karavanı bayağı bir toparladım, düzenledim. Bayağıdır da video paylaşamıyordum. Dedim bugün güzel bir video paylaşayım sizlerle. Çok fazla uzun tutmayacağım videoyu. İşe başladım, çalışıyorum. Yeni kararlar aldım. Biliyorsunuz ki dağ başında kalıyorduk. Dağ başından işe gidip gelmesi vesaire vesaire bayağı bir zor oluyordu yani. Bir de kar, buz, yağmur, çamur derken bayağı bir zorlanıyordum. Şimdi çalıştığım iş yerin oraya çektim karavanı rahat bir şekilde. Ne işe gidip gelme derdi yok, ne bir yani işe gidip gelme derdi yok. Çünkü zaten iş direkt ben kapıyı açıyorum, işe açılıyor kapı, öyle söyleyeyim sizlere. O yüzden çok rahatım. Şoförlük işi yapıyorum. Bir sürede yapmayı düşünüyorum yani. Bir süre değil aslında, uzun bir süre. Şimdi gündüz çalışıyorum, akşamda üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Ama bu sene girer miyim, girmez miyim? Eğer ki kendimi çok çok iyi hazır hissedersem bu sene de gireceğim üniversite sınavlarına. Şile var yanımda, benim müdürüm. Yavrular dışarıda, onlara güzel bir yer yaptım. Çünkü çok çok soğuk var, güzel bir kulübe alanları var. Gezebilecekleri bir alan var. Çok çok böyle buzlu olursa falan yanıma alıyorum onları. Ama içeride tutmuyorum tabii ki. Çünkü içerisi ev gibi. Ev ortamı oluşturmaya çalıştım. Halı falan aldım yeni. 200 lira verdim. Halı aldım.
kestim o halıları falan. Çok fazla düzgün olmadı kesmesi, kalın olduğu için halı. Ama önemli olan benim için çok fazla görüntü önemli değil yani. Önemli olan içerisi bir sıcak bir ortam olsun yani. Çoraplarla bastığım zaman yere ayaklarım soğuğa değmesin. Yavrular tuvaletlerini tutamadıkları için şimdilik dışarıdalar. Ne oldu kızım? Babasının kızı. Ama büyüdükleri zaman onları da içeri alacağım yani. Böyle Şila gibi tuvaletlerini dışarıya yapmaya başladıkları zaman yani tuvaletlerini tutabildikleri zaman onları da içeri alacağım. Sıcak sıcak burada takılacaklar ama bir süre idare edecekler. Yapacak bir şey yok. Değil mi kızım? Değil mi Şila? Gülüyor benim kızım ya. Gülüyor ya. Nasıl güzel oldu mu evimizin içi? Evimizin içi güzel oldu mu? Sıfa. Benim güzellerim ya. Bunları ben çok seviyorum arkadaşlar. Bunlar bak. Şimdi benim hayatım boyunca yani bayağı bir uzun süredir 3 sene mi diyeyim? Kaç sene diyeyim mi? Bilmiyorum da. Şila ile beraberiz. Gezdik. Nerelere gittik. Denize atlıyorum peşimden yüzerek geliyor. Kucağımda çantayla geziyoruz, dolaşıyoruz, yürüyerek Türkiye'nin bir ucuna gidiyoruz. Ondan sonra ne bileyim. Çok gezdik, çok yerler gördük Şila ile birlikte. Yani Şila ile biz ayrılmayız. Onu söyleyeyim ya ben. Bir de benim hayvanlar yanımda olduğu zaman mesela benim köpeğim, canım, her şeyim, çocuğum gibi yani. Onlar benim yanımda olduğu zaman ben kendimi iyi hissediyorum. O yüzden de onlar üniversiteye başlasam dahi ne olursa olsun yani onlar her zaman benim yanımda olacak. Bu maceramız yani onlarla birlikte olacak. Pes etmiyorum. Allah'ın izniyle her şekilde başaracağız, inanıyorum. Ama çalışmam gerekiyor. Çalıştığım zaman en azından kendimi iyi hissediyorum. Aynı zamanda yemeğimi yiyebiliyorum bir öğün. Ondan sonra paramızı alıyoruz yani. Para kazanıyoruz sonuçta. Bir gelirin olduğu zaman kendini de iyi hissediyorsun. Gidip mesela marketten bir şeyler alabiliyoruz istediğimiz gibi. Kafamıza göre. Mesela git ödemelerin varsa borçlarını öde. Ne bileyim, paranı aldığın zaman istediğin bir şey varsa onu alırsın. Yersin, içersin. Keyfine bakarsın yani. Ama para almadığın zaman, bir yerden gelirin olmadığı zaman kara kara düşünürsün. O yüzden şu anki hedeflerim arasında aslında okul da var ama okul muhtemelen açıktan olacak diye düşünüyorum. Şimdi ben bölüm olarak şeyi düşünüyorum. Avcılık ve yaban hayatı veya ormancılık, bu tür bölümler düşünüyorum yani. Dışarıdan varsa eğer, açık öğretimden yani varsa, bu tür bölümler okunuyorsa atla. Bu tür bölümleri açıktan bitireceğim. Bitirmeyi düşünüyorum ama açıktan olmuyorsa mecbur örgün olarak okuyacağız ama hemen olmayabilir. Bir yaklaşık bir 2 senelik bir sürem var. 2 sene çalışıp birikim yapmayı düşünüyorum. Şu anda maaşımı merak edenler varsa maaşım 20 küsür. 20 geçti zaten, asgari ücret 17 bin lira. Asgari ücretin üstünde yani 20 küsür maaşım var. O şekilde bakalım, çalışıyoruz şimdilik. Allah'ın izniyle çalışmaya devam edeceğim. Başka çarem yok. Şimdi YouTube'dan da video paylaşmaya devam edeceğim. Ama öyle çok çok video paylaşmayacağım. Çünkü çok video paylaşasım gelmiyor. Hem yoruluyor medyum. Ondan sonra web hostumuz bozuldu. Web hosto sıkıntılı. 2 gün yaktım. Ondan sonra 3. gün basıyorum düğmeye, fan çalışmıyor. Soba yakıyorum mecbur. Burada kırık paletler falan filan, böyle tahta parçaları falan oluyor. Kullanılmayacak. Onları kırıyorum güzelce. İstifliyorum buraya, yakıyorum. Bir de kuru oldukları için direktmen zaten yanıyor. Güzel oluyor. Şuradan bir tane atayım hatta sobanın içine. Sıcak sıcak ısınıyoruz. Sabah kalkıyorum böyle. İşbaşı yapmadan bir saat, bir buçuk saat önce sobayı yakıyorum. Sıcak sıcak oturuyorum. Şey yapacağım zaman mesela, yatacağım zaman uyku tulumum var. Uyku tulumunun içine giriyorum, yatıyorum. İyi oluyor yani. Ne yapayım? Ay ay. Soba yandığı zaman iyi. Sıcak. Bak tişörtle duruyorum. Dışarıda buz var. -5 derece dışarısı. Kar, buz. Bıdıkların da kulübesi var. Korunaklı. Bayağı etraflarını falan kapattım güzelce. Hiçbir şekilde soğuk olma şansı yok içleri ama tabii bir de bir tek olmaması gerekiyor. Birbirlerine sarıldıkları zaman onlar birbirinin sıcaklığıyla ısınıyorlar. Ama böyle çok çok soğuk olduğu zaman içeriye alıyorum mesela.
don olduğu zaman. Şimdi mesela birazdan onları da çıkartacağım, alacağım yanıma, beraber yatacağız onlarla ama her zaman içeride burada tutamıyorum yani. Mesela yatarken alıyorum içeriye, yatıyoruz beraber ama sabah tekrardan oraya koymam gerekiyor. Çünkü ben burada bıraktığım zaman yavruları, ben istiyorum sıcak ortamda yatsınlar, şey yapsınlar ama burada bıraktığım zaman her yeri, mesela şu halıları para verdik aldık, halıları hepsini kaldırıp atmam gerekiyor. Çünkü tuvaletlerini yapıyorlar vesaire. O yüzden yapacak bir şey yok. Mecburen orada kalıyorlar kulübede. Zaten bir sürü hayvan hep kulübede kalıyor. Annesi şimdi Şila yanlarında kalamıyor, köpek şeylerin, yavruların yanında kalamıyor çünkü Şila'yı emmeye çalışıyorlar. Süt de olmadığı için Şila da ısırıyor. Isırdıkları için de Şila yanlarında duramıyor. Normalde Şila da yanlarında dursa daha iyi olur ama ısırdıkları için Şila duramıyor yanlarında. Mecbur Şila'yı karavanda tutuyor. Karavanın içinde duruyorlar. Öyle işte, takılıp gidiyoruz ya hayata. Bakalım ne olacak. Böyle içerisini biraz daha düzgün tuttuğum zaman iyi hissediyorum kendimi. Bu arada benim belimde çok fena bir ağrı vardı, bel ağrısı. Bak şu ile geçirdim. Flextra. Etolax. Bir de Tiocast. Bu da jel. Şunlar hap. Bunları içiyorum. Bunu şey yapıyorum. Geçti yani ağrısı. Ama ara ara bazen gene ağrıyabiliyor. Ne oldu kızım? Kim geldi? Kim o? Neyse arkadaşlar, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.